Herkese merhaba. Özellikle son videolarım daha çok dini konular üzerine olduğundan, hangi dine mensup olduğum yorumlar kısmında sıkça sorulmaya başlandı. Hatta bazıları neye inandığıma ilişkin çeşitli spekülasyonlar da öne sürdü. Örneğin birisi Nezih şurada inancını anlatıyor deyip benim Erken Aryan Dini başlıklı videomu paylaşmıştı. Halbuki o videoda sadece tarihi bir inanca ilişkin çeşitli bilgileri anlatıyorum. Zaten yaşayan bir din de değil o. Erken Aryan Dini isminden de aslında tahmin edilebileceği üzere. Erken Aryan diniyle benim inandığım din arasındaki ilişki belki erken Yahudilikle Nakşibendilik arasındaki ilişki gibi görülebilir. Aralarında tabii ki tarihi bir bağlantı var. Sonuçta İbrahimi dinler bir şekilde erken Yahudilikten türedi. Ama bir Nakşibendiye neye inandığı sorulduğunda o size erken Yahudiliği anlatmayacaktır. Bu saçma olurdu. Yapılan diğer bir varsayım da teolojiye ilişkin çektiğim videoları yine kendi dinimin perspektifinden çektiğim yönünde. Bu da doğru değil. Aksine ben bu videoları, yani teoloji videolarını herhangi bir dinin perspektifinden değil de genel bir klasik teist perspektifinden çekmeye özen gösteriyorum. Belki şeye benzetebilirsiniz. Narnia'nın yazarı C.S. Lewis'in bir kitabı vardı. Mere Christianity diye. Orada Hristiyanlığı herhangi bir mezhebiyle savunmuyordu. Genel olarak Hristiyanlığı savunuyordu. Benim videolarımdaki tavrım da buna benzer bir tavır. Herhangi bir dinin perspektifinden değil, genel bir klasik teist perspektifinden teoloji videolarını çekiyorum. Neden böyle yaptığımı sorabilirsiniz tabii. Bunun yanıtı şu. Gerçekten önemli olanın hangi dine mensup olduğumuzdan ziyade o dine ilişkin sahip olduğumuz yaklaşım olduğunu düşünüyorum. İlerleyen dakikalarda bunu biraz daha detaylandıracağım. Bununla birlikte insanların hangi dini geleneğe mensup olduğumu merak etmeleri oldukça normal tabii. Bunda yadırgadığım hiçbir şey yok. Sakladığım bir şey de değil. Önceden birkaç videoda bahsi geçtiğinde söylemiştim. Ben bir Vaishnava'yım. Vaishnavizm, Hinduizm çatısı altında tasniflenen teistik geleneklerden biri. 10 yıldan uzun bir süredir bu geleneği takip ediyorum. Ve Vishishta Advaita Vedanta ekolüne mensubum. Bu ne demek? Kısaca açıklayayım bunu da. Hinduizm içerisinde Tanrı ve yaratılış arasındaki ilişkiye dair birden fazla teori var. Yaratılış derken Tanrı haricindeki her şeyi kastediyorum. Yani Tanrı ve yaratılmış her şey arasındaki ilişkiye dair birden fazla teori var. Vishishta Advaita Vedanta ekolüne göre var olan her şey her bir an Tanrı'dan geliyor. Yani bütün mevcudiyet her bir an Tanrı'dan olumsal varlıklara akıyor. Bizde olup da Tanrı'dan gelmeyen hiçbir şey yok. Ama Tanrı bizden bütünüyle farklı olarak olumsal bir varlık değil. Aksine tüm olumsal varlıkların her bir an dayandığı nihai zemin. Genellikle güneş ve güneş ışını örneği verilir. Yani Tanrı güneşse eğer yaratılmış her şey güneş ışığı gibidir. Veya Orta Çağ'da aslında başka dini gelenekler içerisinde mum ateşi ve mum ışığı örneği de veriliyordu. Tanrı ve yaratılış arasındaki ilişki bu türden bir ilişki. Fazla detaylı anlatmayacağım, yüzeysel anlatacağım çünkü bu videonun da amacı benim neye inandığımı açıklamak değil. Neden herhangi bir dine mensup olmanın zannettiğimiz kadar önemli olmadığını açıklamak. Herhangi bir dine mensup olmak derken, yani dine mensup olmak önemli değil demiyorum ama neden X dini değil de Y dinine mensupsun sorusunun çok önemli bir soru olmadığını düşünüyorum. Birazdan bunu da detaylandıracağım. Dinlerin doğruluk değeri söz konusu olduğunda akla gelen iki zıt düşünce var. Bunlardan birine göre herhangi bir dinin doğru olabilmesi için diğer tüm dinlerin yanlış olması gerekiyor. Çünkü her dinin birbiriyle çelişen temel bazı inanç kaideleri var ve dolayısıyla eğer bu inançlardan biri doğruysa diğerleri zorunlu olarak yanlış olmak durumunda. En az bunun kadar kaba olduğunu düşündüğüm ve bu görüşün tam diğer zıt ucunda yer aldığını söyleyebileceğimiz görüşse inançlardan bağımsız olarak tüm yolların aynı yere çıkacağı yönündeki görüş. Ben bu ikisinin de köklü bir şekilde yanlış olduğunu düşünüyorum ve şimdi size kendi yaklaşımımı anlatacağım. Öncelikle elbette objektif bir metafizik hakikat olduğunu kabul ediyorum. Yani Tanrı'nın tabiatına ilişkin gerçekten doğru olan bazı önermeler var. Dolayısıyla bazı önermeler de gerçekten yanlış. Bunda itiraz ettiğim hiçbir şey yok. Sorun şu ki herhangi iki insanın aynı dine mensup olması aslında onların Tanrı'nın tabiatına ilişkin gerçekten benzer görüşe sahip olup olmadıklarına ilişkin bize hiçbir veri sağlamıyor. Hemen bir örnek vereceğim. Hristiyan ve klasik teist bir teolog olan David Bentley Hart'ın Tanrı'nın tabiatına ilişkin görüşleri yine Hristiyan ama teistik personist olan William Lane Craig'in görüşlerinden ziyade bir Hindu alim olan Ramanujan'ın görüşlerine kıyaslanamayacak ölçüde daha yakın. Bu durum yalnızca Tanrı'nın tabiatına ilişkin görüşlerde değil, ahlaki kaidelerde de geçerli. Örneğin rahmetli Sri Lankalı Sufi bir şeyh olan Baba Muhayyiddin kendi müritlerine vejetaryenliği şart koşmuştu. Genellikle Müslümanlar hayvanları öldürüp yemenin ahlaken yanlış olduğunu düşünmezler. Ama bu Sufi şeyh buna katılmıyordu. Bunun aksi yönünde bir görüşe sahipti ve müritlerinden de bu kaideye uymalarını bekliyordu. Yani kaba haliyle bir dine mensup olmamız, Tanrı'nın tabiatına veya ahlaki değerlere ilişkin görüşlerimiz hakkında
zannettiğimiz kadar fikir verici değil. Herhangi bir dinin inananlarını birleştiren şey aslında metafizik inançlarından ziyade bu inançların ifade ettikleri kavramsal çerçeveler. Örneğin bir Hristiyan, Tanrı'nın tabiatına veya ahlaki değerlere ilişkin neye inanırsa inansın, inançlarını aktarırken İncil'lere, kilise babalarına, havarilere, İsa'nın örneğine işaret edecektir. Benzer bir şekilde bir Müslüman neye inanırsa inansın, inançlarını aktarırken Kur'an'ın dilini kullanmaya çalışacaktır, hadislere işaret edecektir, sahabilerin örneğine işaret edecektir. Diğer dinler için de benzer örnekler verilebilir tabii ama söylemeye çalıştığım şey kısaca şu, hangi dine mensup olduğumuz, gerçekten sahip olduğumuz metafizik inançlardan ziyade bu inançları hangi kavramsal çerçevede ifade edeceğimize ilişkin bir bilgi veriyor. Ve ben asıl önemli olan şeyin kavramsal çerçeve değil, gerçek metafizik inançlar olduğunu düşünüyorum. Diğer bir deyişle Tanrı'nın tabiatına ve ahlaki değerlere ilişkin doğru inançlara sahip olan bir kişi, bu inançları hangi kavramsal çerçevede ifade ederse etsin, haklıdır ve doğru yoldadır. Kavramsal çerçeve önemli bir detay değil. Buna şu örneği verebilirim. Hayvanları keyfi sebeplerle öldürmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve günümüzde de sağlıklı bir yaşam için hayvan yemek zorunda olmadığımızdan et yemiyorum. Ama yiyeceğin bitkisel yemeğin Anadolu mutfağına veya Hint mutfağına göre hazırlanmış olmasının bir önemi yok. Burada önemli olan benim hayvanı öldürmeme prensibine uyuyor olmam. Doğru metafizik inançlar ve bu inançların aktarıldığı kavramsal çerçeveler içinde aynı şeyi düşünüyorum. Önemli olan inançların kendisi, kavramsal çerçeveler değil. İbadetler için de aynı durum söz konusu bu arada. Örneğin Tanrı'nın ismini zikretmek bir prensip olabilir. Bir Müslüman tesbih çekerken Allah derken Vaishnava Narayana diyebilir. Burada şöyle bir itiraz getirilebilir tabii. Benim burada ikinci bir önem atfettiğim kavramsal çerçeve aslında pek çok dinin oluşumu esnasında o dini şekillendiren tarihi koşullar tarafından belirleniyor. Ve pek çok dini görüşleri bu tarihi koşullara şahitlik getirmek kurtuluş için olmazsa olmaz bir şart. Örneğin pek çok Müslüman Muhammed'in peygamberliğine şehadet getirmenin kurtuluş için elzem olduğunu düşünüyor. Yine benzer şekilde pek çok Hristiyan da İsa'nın dirilişine inanmanın veya onun bütün insanlığın günahlarının kefareti olarak öldüğünü kabul etmenin kurtuluş için elzem olduğuna inanıyor. Benim yaklaşımım bu türden görüşleri reddediyor tabii ki. Yani ben bu türden tarihi olaylara şahitlik getirmenin kurtuluş için şart olabileceğine inanmıyorum. İnanmamaktan da öte rasyonel bir görüş olmadığını düşünüyorum ben bunun. Yani Tanrı'nın kurtuluşumuz için görmediğimiz, duymadığımız, doğruluğundan asla emin olamayacağımız ve hatta ne Tanrı'nın tabiatıyla ne de doğru ahlaki değerlerle zorunlu bir ilişkisi olan bir takım tarihi olaylara şahitlik etmemizi şart koşması bence akla mantığa sığmaz bir fikir. Yani bu benim açıkça yanlış olduğunu düşündüğüm bir öğreti. Önceden de dediğim gibi farklı dinlere inanan insanların aynı anda doğru yolda olabileceğine inanıyorum. Ama her dini inancın doğru olduğuna veya herkesin doğru yolda olduğuna inanmıyorum. Bu noktada neden Vaishnava olduğum sorulabilir. Yani madem asıl önemli olanın doğru metafizik inançlara sahip olmak ve hayatı bu inançlar doğrultusunda sürdürmek olduğuna inanıyorum. Neden bir geleneğe mensubum? Buna iki kısa yanıt verebilirim. Bunlardan ilki şu. Tanrı'nın tabiatına ilişkin doğru olduğunu düşündüğüm inançlar, ahlaki değerlere ilişkin doğru olduğunu düşündüğüm öğretiler ve oldukça işlevsel olduğunu gördüğüm dini pratikler Vaishnavizm içerisinde bir paket olarak topluca bir gelenek içerisinde sunuluyor. Belki bunları topluca bulabileceğimiz başka ekoller de olabilir diğer dinler içerisinde. Ama bu ekoller genellikle kenarda köşede kalmış heterodoks inançlar oluyor. Burada şöyle demek istemiyorum, yani ortodoks olan her zaman heterodoks olandan iyidir gibi bir görüşüm kesinlikle yok. Ama heterodoks inanca mensup olmanın bazı dezavantajları var. Örneğin tarih içerisinde o dinin ortodoks görüşüne mensup olanlar tarafından genellikle yok edilmiş olmaları gibi. Bu o görüşün alimleri tarafından yazılmış olan külliyata erişimi yok ediyor ve bunun da önemli bir eksikliğe yol açtığını düşünüyorum. Verebileceğim ikinci sebep ise şu an geldiğimiz noktada artık dünyayı ister istemez bir Vaishnava olarak görüyorum. Yani bütün canlı varlıkları Jiva olarak görüyorum. Tanrı'yı Brahman olarak görüyorum. Sat Chit Ananda yani mevcudiyet, bilinç ve vecd olarak görüyorum. Tabii ki bu inançları da yine diğer dinlerde de bulmak mümkün. Ama artık bu kavramsal çerçeve bende oturmuş durumda ve yine diğer dinlerdekiler genellikle ana akım tarafından kabul edilmeyen görüşler. Umarım açıklamalarım anlaşılır olmuştur. Sorularınız olursa yine onları da yanıtlayabilirim ileriki videolarımda. Bu videoda dediğim gibi asıl amacım yalnızca neden herhangi bir dine mensup olmanın zannettiğimiz kadar önemli olmadığını düşündüğümü açıklamaktı. Bu arada bir bilgi olarak şunu vereyim. Bazılarınız biliyordu. David Bentley Hart'ın The Experience of God, Being Consciousness Bliss adlı kitabını Türkçe'ye çeviriyordum. Yani Tanrı deneyimi, mevcudiyet, bilinç, vecd. Çeviri bitmek üzere. Muhtemelen bir hafta 10 gün içerisinde bitecek. Ve yayın evi arayışıma başlayacağım. Eğer
bu konuyla alakalı bir öneriniz varsa yazabilirsiniz veya birileriyle beni temasa geçirebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.